Efendim şimdi o zaman bu çok konuşulan uluslararası kamuoyunda da çok ilgi çeken o masa ve iki lideri bir görelim. Rus lider Putin, Macron ziyareti. Fransa Cumhurbaşkanı gördüğünüz gibi görüntü duvarımızda ekrana çok daha yaklaştı. Yani hani, niye burada bu kadar büyüdü? Şimdi bununla ilgili sosyal medyada öyle şeyler ürettiler ki gerçekten mı? yok. Özellikle son dönemde pandemi nedeniyle çoğunlukla masayı böyle kuruyor. Bence buradaki asıl yani burada mesele... Burada bir mesafe var Ama ya... Asıl, yani şimdi... asıl mesele bu basın meselesi hocam. değil. Bu asıl mesele değil. elini cebinde ya karşılaması bu... ve basın toplantısının arkasından... Yok. Hiç Macron'la ilgilenmeden. Şu görüntü çok güzel. Arkasını terk ederek gitmesi. Yani... <laughs> bu gerçek değil tabii efendim. Bu <laughs> <Onu> sosyal medyada üretmişler. <laughs> <Başka, gülüyor> evet. Ama açıklama Daha çok iyi. Bu <gülüyor> gerçek <gülüyor> değil. <gülüyor> 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 Şimdi e, bununla <laughs> ilgili <laughs> Deniz Ülke Arıboğan hocamızın yorumu vardı. Şimdi bu tahtı o da görmüş. Paylaşıyor Twitter'da şey diyor e, Deniz Hoca. Ee, ama diyor Macron Putin'i tartamaz tamam yani bunu yapmışlar ama... <laughs> İki liderin ağırlığı bakımından doğru. çok doğru olmamış bir yani, görsel. siyasetin bu magazin kısmı daha güzel valla. Millet evet. şimdi gülüyordur yani. Şimdi ben de ilk gördüğümde <laughs> acaba birbirlerini nasıl duydular diye düşünmüştüm. Onu, onu ben gördüm ama. Var. Megafonla konuşuyor. Tabii bakın. Ha, şimdi evet. Bu da, <laughs> bu da güzel. <laughs> çok da. Gerçekten ilk aklıma benim de bir, bir megafon olsaymış bari ellerinde diye düşünmüştüm. <laughs> bu da güzel. Bunu da yapmış e, sosyal medya kullanıcıları. Evet yani çok konuşuldu. Siz ne görüyorsunuz siyaseten Hakan Bey? Meselede. Yani ben biraz daha şey magazin tipi değil de daha böyle e, siyasetin psikolojisiyle ilgili bir iki analiz yapayım. Yapın hadi. Yani ön tespitlerimden bir tanesi bir kere Rusya'da e, protokol geleneklerinde Çarlık dönemine dönüldü. Zaten dönülmüştü de şimdi bunlar iyice belli oluyor. Çünkü bu 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra Ruslar şeyi tamamen kaldırmışlardı. Eski Avrupa'dan aldıkları saray e, ritü şeylerini, gelenekleri geleneklerini falan. Ee, Biraz onlar mı geri geliyor diyorsunuz? Ge gelmiş, gelmiş, gelmiş. Başka Bu masa onu gördüm. anlatıyor. Mesela koltuklarını, kapı girişleri falan Kremlin'in değil sadece. Bütün devlet konuk evlerinde falan Rusya'da çok değişmiş. Yani o çarlık dönemine. Tabii tabii. Çünkü mesela Rus tam konsantre olamıyoruz. Ya e, Hasan Hoca'yla. Niye? Halkada devamlı ona baktığımız için. <laughs> Megafonu mu bakıyorsun? Ya şöyle şimdi 1700 1700 1700'lere kadar <laughs> Rus sarayları bayağı Asya sarayları gibiydi. Deli Petro diye bir çarları, onlar Büyük Petro derler, biz Deli Petro diyoruz. Hı hı. Petro Avrupa'dan bütün o Avrupa kültürünü aldı. Leningrad, şey Petersburg'a ve Moskova'ya gitti. Yani bu saray kültürü Fransızların ve İngilizlerin geliştirdiği Ruslara geldi, Çarlık Rusyasına. Şimdi bu uzun masa eski kralların, eski nobles yani asalet tipi e, oturuşların şeklidir. Bu ne mesajı benim, benim yanıma yaklaşamazsın. Mesajlardan mı? birisi biz bak eski bir imparatorluk. Sen orada anlat anlat dinliyorum mu? Ne mesela? Şey e, hayır hayır geleneksel. İmparatorluk e, tarzıdır bu. Onu demek istiyorum. Yani kısmen. Neden mesela, bu kadar mesafeye ihtiyaç duyulur? Hani onun da var mı siyasi bir anlamı? O şey, Yoksa, eski ihtişam gösteriş. Tabi. E mesela Çarlık Sarayında, yani Ruslarda daha çok. Fransız e, iç mimarisi egemendir. O Louis 15, Louis 14 koltukları vardır. böyle. Dayon <laughs> denilen, sırtı yuvarlak. <laughs> Mesela burada onları koymamışlar Fransız modellerini. Koltuklar İngiliz, biraz <laughs> böyle küçük dedikodular yapıyorum. Peki. Ama bir de suratlara bakarsak, son olarak da şunu söyleyeyim. Putin'in suratında. Putin'in pek görüyorum. ilgisini çekmemiş gibi söylenen. Ha şöyle, yani, yani ya sen anlat ne anlatırsan anlat. <laughs> biraz Fransa anladım. eski Fransa değil, ama siz kendinizi hala eski Fransa zannediyorsunuz. Dünyaya. ...empresyonizmi, bilmem sanatı... ...kültürü, resmi... ...edebiyatı, dünyayı anlatan... Son üç ben. dakikamız bakalım... ...Melik Bey ne diyecek iki cümleyle? Ya valla bu... ...hani şey Hasan Hocam dedi ya bu... ...koronadan sonra diye... ...bu baya böyle veba mesafe. ...korona <laughs> bile değil yani... ...baya <laughs> uzun bir mesafe... ...ya burada tabii... ...toplantı sonrasında Putin'in... Macron'a bakmadan çekip gitmesi çok müthiş. Eli cebinde falan. Yani onlarla baktığımızda ya ben Avrupa Birliği'ne acaba bu kadar mesafeliyim mi diyor. Çok da takmıyorum sizi mi diyor. Yani birçok anlam çıkabilir. Kaldı ki o ayaktaki fotoğraf verilerken de e, şeyin e, kadrajda e, Deli Pedro'nun heykeli var. <laughs> Putin'in arkasında. Peki. Yani, Hakan Bey'in söylediği büyük bu, Pedro. Peki. Ya semboller üzerinden Putin canına okumuş. Petronun heykeli mi? var orada? Heykeli var diyor Melik Bey arkasında. Deli Petronun heykeli var orada? Bence evet. Ha, bak fotoğraf verirlerken arkada. Karşılaştırma yaparsak çok daha iyi olur. Aynı gün Biden Alman şanzölyesini azarladı. Aynı gün Putin Fransız e, Cumhurbaşkanı'nı aşağıladı. Yani olan buydu ama hmm. şu görüntü, şu masa görüntüsü çok daha dikkat çekti ama bu masayı Putin özellikle son dönemde kullanıyor. Reisiyle de burada konuştu vesaire. De çarlık Putin hakikaten bu koronavirüs konusunda e, hani paranoyak derecede dikkatli. Ben e, birkaç ay önce, altı ay kadar önce falan bir Putin'in e, gazetecilerle yaptığı bir toplantıya katıldım. Böyle salon burada oturuyor. Tam 25 metre mesafede oturuyor. Görebileceğiniz mesafe. 25 metre ha. mesafede. Peki, anladım. Oturdu konuştu. O zaman bu anladım. masa konusu şey değil ama bu elini cebinde karşılaması ve basın toplantılarından çıkışı tabii tabii, tabii olarak bakarsak diyorsunuz. Aşağılayıcı hareket. Ha. Peki. ama yan yana geldiğinde hatta birbirleriyle tabii, tabii. gezdiler hiç öyle bir şey olmadı. O, yani adamına göre de demek ki davranıyor. Demek ki adamına göre. E, bazı e, herhalde. Daha, İki, hatta şey bunları Gülüyor. çok havalı buluyor ve bunlara M biraz şöyle oluyor. Buyurun Mete Bey. Putin'le Çin e, Başkanı bir araya geldiler ve bir açıklama yaptılar. Dünya çok kutuplu sisteme tekrar döndü diye. Asıl bu fotoğrafı öyle ok. Peki. Megafonsuz evet. okuyun fotoğrafı efendim. O sosyal medyanın Ay, üretimi. Avrupa'nın resimden, <laughs> Avrupa resimden, Avrupa resimden, resimden çıkışı. Avrupa'nın resimden çıkışı. Büyük olarak resimden, çıktı. Adam aslında Çok acayip. direkt onu söylüyor. Ya. direkt kisiniz? onu söylüyor. Doğru. Almanya ve Fransa aynı gün küçük düşürüldü. Ha. Bir Amerika tarafından. Biz Amerika bunu tarafından. yaşayacağız ve göreceğiz. Peki. Hep beraber. Bakalım daha bu fotoğrafla ilgili neler üretilecek takip edeceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Hasan Basri Alçın, Mete Yarar, Hakan Bayrakçı, Melik Yiğitel. Aramızdan erken ayrıldı. Kendisine de bir kez daha gıyabında teşekkür edelim. Doçent Doktor Hulki Cevizoğlu size de teşekkür ediyoruz efendim. Bizi izlediğiniz için iyi geceler diliyoruz.